Merhabalar, Expressing Preference, tercihleri ifade etmek bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere bir şeyi tercih ederken hangi yapıları kullanacağımızı ve iki seçeneği belli kriterlere göre değerlendirirken hangi yapıları kullanacağımızı öğreneceğiz. When we are expressing our preference, we generally use the verb prefer. It's used in present tense. When using I, you, we, they, we don't use anything at the end. But when we use he, she, it, we say prefers. S. Yani prefer kelimesini kullandığımızda, bir prefer fiilini kullandığımızda present tense'te kullanıyoruz genelde. Ve he, she, it'te de s takısı getiriyoruz. Bu da zaten present tense'in bir kuralıydı. Hemen örneklere bakıp görelim. I prefer Ali to Ayşe. Ben Ali'yi Ayşe'ye tercih ederim. She prefers Ali to Ayşe. O Ali'yi Ayşe'ye tercih eder. Burada s takısı geldi çünkü she ile kullandık gördüğümüz gibi. In certain situations we can also use would prefer. Gördüğünüz gibi bu bunun kısaltılmış hali olarak kullanılabilir. I would prefer to eat lahmacun on Monday. Pazartesi günleri lahmacun yemeği tercih ederim. Bunların yazılışları farklı olsa da aynı anlamları verir, birbirinin kısaltılmasıdır. I would prefer to eat lahmacun on, the, on Monday. Pazartesi günleri lahmacun yemeği tercih ederim anlamında kullanılır. Diğer bir kalıbımız would kalıbıdır. Would rather kalıbıyla the expression would rather is basically the same as would prefer. Yani prefer neredeyse aynıdır. We can also use this in same situations. But when we use would rather, we can only use alone verb. Yani sadece fiille kullanabiliriz, yalın haliyle kullanabiliriz. Would rather kalıbı prefer ile aynı anlama gelir. Would rather kelime grubundan sonra yılın fiil gelir. Yani örneklerle görelim. I would rather marry him. Onunla evlenmeyi tercih ederim. Burada marry gördüğünüz gibi fiilin birinci hali olarak gelmiştir. I would rather sleep all day. Tüm gün uyumayı tercih ederim. Yani yine would rather'dan sonra sleeping yılın haliyle geldiğini görüyoruz. Şimdi teklifleri daha önce öğrenmiştik. Eğer bir teklifi reddetmek istiyorsak bununla ilgili making excuses and giving explanation bahane üretimi ve açıklama yapmak için kullanabileceğimiz bazı kalıplarımız var. Bu kalıplarımız I'm too busy. Çok meşgulüm, işim var. Biri size bir teklifte bulunduğunda ve o an meşgulseniz I'm too busy yani çok meşgulüm diyebilirsiniz. İkinci olarak I'm too tired. Çok yorgunum. Senin sunduğun Teklif için çok yorgunum. I'm too tired. Biri size yemek önerdiyse, bir yerde yemeye gitmek istiyorsa, onu, onu da reddetmek istiyorsanız, bu üç seçenekten birini kullanabilirsiniz. İlki I'm full. Tokum. I'm not hungry. Aç değilim. I'm on a diet. Diyetteyim. Yine size biri bir şey önerdi, mesela bir outdoor activity olabilir bu, dışarıda yapılacak bir şey olabilir. Ve siz biraz hasta hissediyorsunuzdur. O zaman da diyebileceğiniz şey, I don't feel good. İyi hissetmiyorum. I'm not feeling well. Yine iyi hissetmiyorum anlamında da kullanılabilir. Sonra yine size biri bir teklifte bulundu ve siz o teklifi çok beğenmediniz. I'm not sure if it's a good idea diyebilirsiniz. Yani iyi bir fikir olduğuna emin değilim demek. Sonra yine bir teklifi için zamanın uygun olmadığını düşündüğünüzde It's not the right time. Şimdi zamanı değil diyebilirsiniz. Yine bir teklifi reddetmek için I'm going to sleep ya da study diyebilirsiniz. Şimdi uyuyacağım, çalışacağım ya da kafanızda başka bir şey varsa Mesela I'm going to go to school da diyebilirsiniz. Okula gitmem gerekiyor, okula gideceğim anlamında. Yine başka bir seçeneğimiz I'm busy that night. O gece müsait değilim. Senin teklifini kabul edemem çünkü I'm busy that night. O gece müsait değilim. Yine I have to study. Çalışmak zorundayım. Ya da çok yorgunsunuzdur. I have to sleep diyebilirsiniz ya da I have to go to doctor. Doktora gitmek zorundayım da diyebilirsiniz. Ardından diğer seçenekimiz de we are going to have a guest on. Atıyorum Monday olsun. Pazartesi günü misafirlerimiz gelecek. Yani sizinle gelemem ya da siz bize gelemezsiniz because we are going to have guests on that day. O gün misafirlerimiz gelecek anlamında. Şimdi karşılaştırma yapmak, making simple comparisons. İki seçenek arasında belli kriterlere göre karşılaştırma yapmak için neleri kullanabiliriz? İki durum arasında karşılaştırma yaparken kullanacağımız sıfatlara comparative karşılaştırma hallerini kullanırız. Belli kurallara göre sıfatlara ekler getirerek bu R olabilir, ER olabilir, IER olabilir. Ya da sıfatların önüne more kelimesini ekleyerek sıfatlara daha anlamını katarız. Bu iki durumu karşılaştırırken den kullanırız. Şimdi örneklerle göreceğiz. Bunların bazı kuralları var. Bazı kurallara göre R, ER ya da IER geliyor. Bunları göreceğiz. Mesela We put -er at the end of the monosyllabic words. Tek heceli sıfatların sonuna -er gelir. Burada tek heceli bir sıfatımız fast, faster olmuş. Young, younger olmuş. Tall, taller olmuş gördüğünüz gibi. Fast kalmış sonuna -er gelmiş. Young kalmış sonuna -er gelmiş. Tall kalmış sonuna -er gelmiş. Bir sonraki kuralımız We put re at the end of the adjectives that end with e. Sonu e ile biten sıfatların sonuna re eki gelir. Yani large demişiz, larger olmuş. E ile bitmiş, sonuna re getirmişiz. White, wider olmuş. Sonuna re getirdik. Nice, nicer. Yine re getirerek daha iyi anlamına kavuştu. Diğer kuralımız If monosyllabic adjectives last three letters are consonant vowel consonant we repeat the last letter of the adjective and we, we add an er. Yani tek hecesi, tek heceli sıfatlarda son 3 harfin dizilimi ünsüz, ünlü, ünsüz şeklinde ise son harfleri tekrarlanarak ardından er getirilir. Yani bunu daha net olarak örneklerde şu şekilde görebiliriz. Burada big demişiz. Bu nedir? Ünsüz bir harf, ünlü bir harf ve ünsüz bir harfle bitmiş. Sonuna daha büyük anlamını katmak için er ekliyoruz ve buradaki g çiftleşiyor gördüğünüz gibi. Big bigger oluyor. G ikinci kez kullanılıyor ve sonuna er getiriliyor. Aynı şekilde slim slimmer oluyor. Tekrar bir m geliyor. Hatta gördüğünüz gibi bu sessiz, sesli ve sessiz harf. Sonundaki T bir T daha oluyor ve sonuna ER getiriliyor. If the last letter of the disyllabic adjective is Y, we drop to Y and add ER at the end of the word. İki heceli sıfatlarda sıfatın sonunda Y varsa Y düşürülür ve sıfata ER getirilir. Yani nasıl? Burada funny bildiğiniz gibi şakacı komik anlamında funnier yapmak için sonunda y vardı ya y'yi düşürüyoruz. Y'nin ye yerine i geliyor gibi düşünün. Funnier oluyor. Lazy aynı şekilde. Lazy y düşüyor. Lazier oluyor. Hep de sonunda y var. Y'yi düşürüyoruz. Happier yapıyoruz. If an adjective has more than two syllables, we use the more. İkiden fazla heceye sahip sıfatlarda başa more getirilir. Yani bunu şey diye düşünebilirsiniz. Daha büyük sıfatlarda, yani yazılışı uzun süren sıfatlarda more getirirsiniz. Expensive, more expensive. Pahalı, daha pahalı oluyor. Dangerous, more dangerous. Daha tehlikeli, yine uzun, more dangerous oldu. Beautiful, more beautiful. Daha güzel anlamında. Örneklerle daha iyi anlayacağız şimdi. Burada don dondurup siz de yapabilirsiniz. Beraber de yapabiliriz. Şimdi she is tall var burada. Gördüğünüz gibi tek heceli olduğu için taller oluyor. She is taller than me. This bag is expensive. Burada expensive 2'den fazla hecesi olan bir sıfat. Bu yüzden burası da more expensive olacak. Ardından today I'm happy than yesterday. Burada happy ye ile bitmiş. O yüzden Happier olacak. Ye düşecek. Yer gelecek sonuna. She... Nokta nokta, nice than Ayşe. Nice'da nicer olacak. Sonuna re gelecek. This bag is big. Than a fridge. Bir buzdolabından daha büyük bir kutu. Yani... Big var sonunda gördüğünüz gibi burada sessiz sesli ve sessizle bitmiş G'yi ikileyeceğiz. ER getireceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de böyle örnekler yaparak konuyu pekiştirebilirsiniz.